Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle bugünden itibaren Tevhid Ocağı'nda sizlerle beraber Siyer-i Nebi derslerine başlıyoruz. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz hakkında yazılmış diğer bütün siyer kaynaklarının da kendi içerisinde yer alacağı bu bölümde dünya tarihinin en uzun siyer yolculuğuna çıkıyoruz. Allah izin verirse, ömür nasip ederse efendim. Allah'ın izniyle uzun olan bu külliyat baştan sona Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın hayatını, ondan öncesini ve ondan sonra bir bölümünü içermekte olup inşallah sizlere kısa kısa videolarla ulaşacak, bölüm bölüm ulaşacak ve aşağı yukarı 30 civarında bölüm bittiğinde bir cildi de bir yandan bitirmiş olacağız. Kitapta genişleteceğimiz, ekleyeceğimiz kısımlar elbette olacak ama sizler olayın özüne ve kendisine vakıf olmuş olacaksınız. İnşallah böylelikle Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ın hayatındaki her noktayı ve onun bize aktarmış olduğu hakikat ve hikmeti daha iyi anlıyor olacağız. Hem dinlemiş olacaksınız hem de inşallah içindekilerle Cenab-ı Hak amel etmeyi bizlere nasibi müessere eylesin efendim. Önce yaratılış sürecinden başlayacağız elbette ki. Ama bütün peygamberler, yaratılış, cennet, cehennem vesaire bu konuları geçerken yaratılışın temel mekanizmasını değil, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın merkez olduğu bir çerçeve etrafında hareket ediyor olacağız. Ama apayrı bir başka bölümler olursa eğer, o bölümlerde ayrıca peygamberler tarihi, dinler tarihi vesaire bunlar ele alınabilir olacak. Dolayısıyla birinci bölümde, yani birinci cildimizde Siyer-i Nebi'nin Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yaratılışındaki Nur-u Muhammedi'nin bütün alemlerdeki tecellisi ve bu tecellilerin bizim hayatımızdaki önemli karşılıklarını beyan etmeye gayret ediyor olacağız. Madem ki birinci ders, bu birinci derste varlığın ilk noktasına gidiyor olacağız. Bütün insanlık aleminin, bütün hayvanat aleminin ve saymakla bitiremeyeceğimiz, hatta görmediğimiz, bilmediğimiz bütün canlı varlıkların, ki cansız bir varlık yoktur, her birisinin yaratılışına vesile olmuş ve o ilk başlangıç emrine gidiyoruz şu anda. Allah-u Zülcelal'in bir nuru yaratmasıyla başlıyor her şey. Ve bizler o nura Nur-u Muhammedi diyoruz. Elbette ki Siyer-i Nebi'nin başında bu Nur-u Muhammedi'nin önemli bir ifadesine yer vermek gerekiyor ki delillendirme ve ispatlamayla her şeyin bir ışıktan var olduğunu bilmek bu noktada esas. Elbette ki bu ışığa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ışığıdır, onun nurudur demek ehli imana mümkündür. Ancak bilim dünyası da biliyor ki bugün ya da çözmeye yaklaştı ve yaklaştıkça daha iyi kavradığı bir gerçek var ki her şeyin bir başlangıç noktasında o büyük patlama dedikleri şey aslında sonlarda olan bir değer. Bunun bir öncesinde bir nur hareketi var. Nur bizim Türkçemize geçerken ışık olarak geçmiş olsa da fiziksel olarak baktığımızda bu yaratılışın başı olan ve çıplak ışık olarak tarif edebileceğimiz bir alan. Yani bugün masamızdaki lambadan sızan ışık, güneşten bize ulaşan ışık, foton olarak tabir ettiğimiz yapı genel itibariyle bir çerçeve içerisine alınmış olan ışıktır. Kübik bir forma saklı tutulmuştur. Eğer bir bütün olup hakikatini ortaya koyacak olsa bütün alemlerin bunu kaldırması mümkün olmayacaktır ki fiziksel olarak bir şeyin varlığı için gereken maddenin kendisinden evvel bir ışık olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Bir diğer taraftan varlık izahında yokluğun mecrasında madde olmadan evvel Allah-u Zülcelal'in takdiriyle bir nurun yaratılmış olması söz konusu. Bu nur, Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam Efendimiz'dir. Elbette ki bu mecradan önce Allah-u Zülcelal neden böyle bir şey talep etmiştir sorusunun cevabı el-gayiptir. Ancak
Daha sonra insanı neden yarattı? Peki bu insanın yaratılışı neden böyle devam etti sorusunun cevapları elbette var. Ama Hz. Allah Azze Celal'in varlık aleminde Nur-u Muhammedi ile başlatmış olduğu bu süreç asıl itibariyle kavraması en zor alanlardan biri olup bugün büyük bir kısmını kitaplarda göremeyeceksiniz ki Tevhid Ocağı'nda bu Siyer-i Nebi'nin bir başka güzelliği de daha önce duymadığınız ve bilmediğiniz gerçeklerden de haberdar olacağız inşallah beraberce bu yolculukta. Bir şeyin ışık olmaması halinde madde tezahürü mümkün olmuyor. Çünkü maddenin atomla çekirdek arasındaki ilişkisinin temel alanı büyük bir enerji ihtiyacına sahip. Bu enerjiyi de Einstein'ın yapmış olduğu çalışmaların her ne kadar eksik olsa da gördüğümüz kadarıyla ışığın hızıyla alakalı, kendinde var olan enerjinin bitmek tükenmez yapısıyla alakalıydı. Bugün dahi bilim adamları her şeyin başlangıç aşamasında bir ışığın olabilirliği üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Ancak biz o ışığın varlığını rahat bir şekilde delillendirebiliyoruz. Özellikle Tevhid Ocağı'nın ilk dergisi olarak ilk sayısını okursanız eğer, aşk üzerine yazılmış o dergide her şeyin bir ışıktan yaratılmış olduğu ve Nur-u Muhammedi'nin delil ve ispatlarını da biiznillah görebilirsiniz efendim. Bu ışığın elbette ki çıplak olarak formundan çıplak, yani herhangi bir şey konuşlanmamış bir forma girmemiş halinde bir forma ihtiyacı olacaktır. Zira bizim anladığımız manada Cenab-ı Hakk'a zaman ve mekan ithaf edilemez. Ancak bir şeyin şey olabilmesi için ona bir form gerekiyor ve yaratılmış her şeye bir form tayin ediliyor. İşte o form tayininde Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle ışığın tutulması, yani bir forma girmesi gerekiyor ki burada zaman ve mekanın oluşuna şahit oluyoruz. Allah-u Zülcelal'in yaratmış olduğu Nur-u Muhammedi'den hemen sonra zaman ve mekan oluşu, daha fiziksel olarak maddenin meydana gelmesine henüz ulaşmadık, uzun bir müddet içeriyor. Hatta bu Cebrail Aleyhisselam'ın Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yıldızı ile ilgili sorduğu, o benim dediği Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yıldızı dahi bundan önce değil, bundan sonra olmuş olan bir süreçtir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında henüz zaman ve mekan tam olarak kendini izah edebileceğimiz bir noktada değilken Hz. Peygamber'in nuru Muhammedi olarak Allah-u Zülcelal'in yarattığı bir karşılık olarak varken, bir forma takdir edilirken zaman ve mekan oluşumu söz konusu oluyor. Ve bu form fiziksel olarak bir maddenin meydana gelebilmesine imkan tanıyor. Tüm madde bir maddenin tekrarlı bölünmesiyle kendisine verilmiş zaman kadar adetli bir şekilde meydana geliyor. Dolayısıyla yeryüzünde var olan her şey belli bir adetçe yaratılmış oluyor ki bu da bir sonun varlığını daha başlangıç aşamasında takdir edildiğini bizlere açıkça gösteriyor. Elbette ki bu kıyamet sürecinin varlığı hakkında da bize kesin ve kat'i bir delil sunuyor. Çünkü her başlangıç seviyesi eğer bir kıstasa tabi tutulmuşsa buna bir son tayin edilmiş olduğu anlamına geliyor. Nasıl ki sizler bir yeri boyamak için belli bir miktarda boya alırsınız. Elinizdeki boya bitse de bitmese de sizin boyanız bitebilir veya yarım kalabilir. Ancak elinizdeki boyanın bitmesi sizin yaptığınız boyanın miktarıyla çok da ilişkili değildir. Genellikle iyi bilenler çabuk tutturabilirler. Elbette ki yaratıcı Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışı esnasında bu kudret tecellisine onun üzerindeki aşkı miktarınca maddenin yaratılışına izin tayin etmiştir ki kıyamet böylelikle uzun bir vakte yayılmıştır. Elbette ki insan yaratılmadan evvel bu kıyamet çok daha uzun bir sürece dahil olacağı için insan kıyamete yakın bir zaman diliminde yaratılmıştır. Allah-u Zülcelal Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a olan büyük muhabbeti ve ona karşı olan sevgisi cihetiyle insanı yeryüzünde en son varlık olarak tayin etmiştir. Böylelikle insan Nur-u Muhammediye Cenab-ı Hakk'ın duymuş olduğu büyük bir aşk karşısında
işin nihayetine en yakın bir zaman diliminde yaratılmıştır ki Cenab-ı Hakk'a bir an önce kavuşabilsin. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetinin ve merhametinin en üst seviyedeki bir karşılığıdır. Böylelikle bizler hayatımız boyunca Allah-u Zülcelal'e en yakın ulaşabileceğimiz bir zaman diliminde yaratılmış oluyoruz ki bu da Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'a olan büyük sevgisinin önemli bir göstergesidir. Öyleyse zaman ve mekan başı ve sonu ile birlikte bir ışıktan hasıl olmuştur. Hem baş hem son. Bu çıplak olan nurun forma girmesiyle beraber hakikatini bulmaya başlamış, böylelikle sona tayin edilmiştir. Hem baş hem son. Madem ki Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın nur-u Muhammedisi ile hasıl olmuştur, öyleyse her şey Muhammedi olanla başlar, her nihayet Muhammedi olanla biter. Ve bizler dahi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı yaratmış olmasından dolayı Cenab-ı Hakk'a şükreder, o şükürle kaim olmaya niyaz ederiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.